Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınları hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda daire alan konusundaki 16. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Şekilde B merkezi çeyrek daire AB çaplı daire DC ve BC çaplı eş daireler verilmiştir. Şeklinin tamamının çevresi 18 pi olarak verilmiş. Öncelikle şunun yarıçapına çapına RR diyecek olursam yarıçapları birbirine eşit olacak eş dairelerde burası da r oldu. Büyük çeyrek dairenin yarıçapı 4R oldu. Bak burası da 2R 2R mi oldu? Evet. Şimdi burada ne var? 2 tane yarım daire var. Yani 2 tane 2 pi r bölü 2 var. Artı burada bir yarım var. Yarı çapı 2 r. 2 pi 2 r bölü 2 var. Artı burada da bir çeyrek var. 2 pi yarı çapı da 4 r. 2 pi 4 r bölü 4 eşittir. Ne olmalı? Eşittir 18 pi olmalı. Şimdi burada şu bölü 2'ler gitti. 2 pi r kaldı. Bunlar gitti. 2 pi r yaptı. 4 yaptı. Burada da 2 pi r kaldı. 6. 6 pi r eşittir 18 pi ise pi'ler nanay. R'yi de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Şeklin tamamının alanı nedir diye soruluyor. Evet r'yi 3 bulduysak hocam bunun yarıçapı 3. Bunun yarıçapı da 3. Bunun yarıçapı 6. Büyüğün yarıçapı da kaç yaptı? 12 yaptı. 2 tane yarım daire. Yani pi r kare bölü 2'den 2 tane var. Artı yarıçapı 6 olan bir yarım daire. Pi r kare bölü 2 artı Yarı çap 12 olan çeyrek daire. Pi r kare bölü 4 bize alanı verecektir. E o zaman burada burası gitti gitti 9 pi yaptı. 9 pi artı bu 36 pi bölü 2'den 18 pi yaptı. Artı bu da 144 bölü 4'ten 36 pi yaptı. E o zaman toplayacak olursak şu ikisinin toplamı 27 yaptı. Bu sonu 3. Burası da kaç yaptı? 63 yaptı. Evet cevap böylelikle 63 pi oldu. Yani Birinci sorunun doğru cevabı böylelikle B seçeneği oldu. Geldik 2'ye. Aşağıda birim karelerden oluşturulan zeminde A, B, C. A merkezli bir yay. C merkezli bir yay. Bir de B merkezli bir garip bir yay almış böyle. Şu yayları almışlar. Evet boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Biz tüm alandan neyi çıkartacağız? Şuradaki alanı çıkartmaya çalışacağız. Peki buradaki alanı bulurken nasıl bir hamle yapacağız? Şu beyaz alanı bulmaya çalışacağız. Beyaz alanı bulmaya çalışırken dikkat edersen bu C merkezinde yarı çapı 4. B merkezinde yarı çapı 4. A merkezinde yarı çapı 4 oluyor aslında. Yarı çapları aynı. Ya böyle garip bir şekilde olduğu zaman alan taşıma yapıyorduk. Şurada şu kiriş çizecek olursam. Şu kirişi çizdiğim zaman. Hocam buradaki 4 kökkelik bir kiriş bu. Hocam A merkezinde de 4 kökkelik bir kiriş. Nasıl ki biz eşit böyle aynı çemberde eşit girişlerin ayırdıkları alanları birbirine eşit diyorduk. Eş çemberlerde de diyebiliriz. E 4 köklük 4 köklük. O zaman ben bunu iptal edip buradaki beyazı buraya taşıyabilirim. Sonra aynı şekilde şuradan da bir köşegen, şuradan da bir köşegen 4 köklük şeyler çizecek olursak aynı hamleden dolayı şurayı iptal edip şuraya taşıyabilirim. E, beyaz alanlar ne oldu? Bak şunu iptal edip buraya beyaz alan olarak taşıdım. Bunu iptal edip bu, buraya beyaz alan olarak taşıdım. Bir de burada beyaz alan var zaten. Beyaz alan ne yaptı? Buradaki dikdörtgen artık dikdörtgen mi? Kare mi? Kare olmuş oluyor değil mi? Çünkü burası 4 kökü oldu. Burası da 4 kökü oldu. Burası da 4 kökü ve burası da 4 kökü ve bu 45 45 olduğu için şuradaki açı da 90 derece yaptı. Yani beyaz alan bu yaptı. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'e 8'lik kareden yani burası 8 burası 8 ya. 8'in karesinden beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alan ne oldu? Şuradaki karenin alanı yaptı. O da dört kökünün karesi yapar arkadaşlar. O zaman bu da kaç yapıyor? 64 eksi 32'den cevap böylelikle 32 buluruz ve güzel bir soru. İkinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Şekilde bir kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD karesi ve bu kareye içten teğet olan çember verilmiş. Şu şekilde verilmiş. Ve AD kenarında çap kabul eden bir çember verilmiş. Peki AD'yi de çap kabul eden bir çember. AD çapsa merkez buralarda bir yerlerde. Merkez teğet çektik. Burası teğet noktaları olmak zorunda. En etkili silahımız yarı çap çizmek. E, şu merkezi de burada mı olacak arkadaşlar? Evet. Çünkü bunun yarı çapıyla şu merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca bunun yarı çapı aynı mı oldu? Evet. Burası da R, R iken burası da R, R. O zaman tam burada olmak zorunda. Çünkü buradan çizdiğin merkez teğet çektik. R yapıyor. O yüzden bu nokta bu çember yayı üzerinde olmak zorunda. Yarı çapları aynı olan bir ne çıktı? Şöyle garip bir bölge çıktı. Hemen ne yapıyoruz? En etkili silahımız. Yarı çap çizmek, yarı çap çizmek, yarı çap çizmek, yarı çap çizmek. Bak bunlara yarı çap diye şey yapacak olursak. Hatta yarı çap dediğimiz bir karenin bir kenarı 4 ise burası da 4 ya. Bu 2 2 yaptı mı? Yaptı. Yarı çapı 2 2 2 2 2 olan şöyle bir şekil çıktı. Hocam burada ne yapacağız? Burada iki tane eşkenar üçgen ve şuradaki alana da A diyecek olursam eşit kirişlerin ayrıtları alanlar birbirine eşit değil mi? Evet. Bu alanlarda A o zaman ne yapacağız? 2 tane eşkenar üçgen, 2 tane eşkenar artı 4 tane de A alanını bulursak tüm alanı bulmuş oluruz. Evet eşkenarın alanı belli. 2 tane A kare kökü 3 bölü 4 artı 4 tane A. 4 tane A. alanı bulalım bakalım. A alanı nedir? Hocam eşkenar üçgen çıktı. Burası 60. 60'lık dilimden. Bak şuraya dikkat et. Şu 60'lık dilimden neyi çıkartacaksın? Şuradaki eşkenar üçgenin alanı çıkartırsan A'yı bulursun. 60'lık dilim dediğimiz pi r kare. 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı. Yani a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağız. E o zaman burada şunlar şunlar sadeleşti. 6 kaldı. 4 ile de 6 sadeleşince bu 3 yaptı. Yani a alanı ne eşit oldu? 2 pi bölü 3 eksi kök 3'e eşit oldu. E o zaman burada 4 a yerine de ne yazacağız arkadaşlar? Şu eşitlikte 2 pi bölü 3 eksi kök 3 oldu arkadaşlar. O zaman Hadi bakalım cevaba. Şunlar şunlar gitti. Cevap burası 2 kök 3 oldu artı 8 pi bölü 3 eksi 4 kök 3 oldu. Buradan da ne geldi o zaman 8 pi bölü 3 eksi 2 kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet dördüncü sorudayız. Şekildeki aynı merkez yarıçap farklı yarıçapları farklı uzunluktaki iki çember verilmiştir. Şimdi AB kirişi küçük çemberi P noktasında teğettir. E, merkez var, teğet var. Çek dik yapsak burası 90 derece olacak. Büyük çemberin kirişi olduğu için kirişe çizilen dik de iki eş parçaya böler. İki çemberin arasındaki boyalı bölgenin alanı 2 tam 7 bölü 9 pi santimetre karedir. Yani 9 kere 2 18 e, 18 25 pi bölü 9 mu yapıyor? Evet. 25 pi bölü 9 yaptı arkadaşlar burası. Şimdi buradaki bölge aslında pi şuraya x diyecek olursak pi x kareye eşittir. Hadi ispatından gideyim. Boş ver onu. Hiç x falan filan demeyeyim. El etkili silahımızı yarı çap çizmek buraya R. Buraya da küçük R diyecek olursak. Burası da x eğer. Şimdi bizden ne isteniyor ne verilmiş? Şu verilmiş. Pi R kare eksi pi R kare. Kaç verilmiş? 25 pi bölü 9 verilmiş. Pi parantezin aldığımız zaman pi'ler gitti. R kare eksi R kareyi böylelikle kaç bulduk? 25 bölü 9 bulduk. E şimdi burada AB uzunluğu isteniliyor bizden. Şuraya bakacak olursam buradaki dik üçgende r kare ne eşittir? r kare artı x kareye eşittir. E buradan da r kare eksi r kare neye eşit oldu? x kare eşit oldu. E burada r kare eksi r kare yerine x kare yazarsak x kare eşittir 25 bölü 9 ise x de böylelikle çıkar? 5 bölü 3 çıkar kare aldığımızda. Ama ab uzunluğu ne yapıyor? ab uzunluğu 2x'e eşit oluyor arkadaşım. AB uzunluğu 2x'e eşitse o zaman bu da 2 çarpı 5 bölü 3'ten 10 bölü 3 çıkar. Evet 10 bölü 3 oldu. Yani cevap böylelikle Akçay oldu arkadaşım dördüncü soruda. Geldik 5'e. Yarıçapı 6 birim olan daire şeklindeki bir kağıt karşılıklı uçların merkezinde teğet olacak şekilde katlanıyor. Şu şekilde katlanmış. Katlanmış hali ne yapıyoruz arkadaşım? Eski halini açıyoruz. Hop şöyle açtık. Hop şunu da şöyle açalım. Tamam. Bu böyle gelmiş. Arkadaşım şimdi bu simetriyi burası. Hani simetriyi almış gibi oluyoruz ya. Simetriyi alırken burası 90 derece olmayacak mı? Evet. Yani buradaki nokta buradan geldi. Simetriye 90. Buradaki nokta da buradan geldi. Simetriye 90. Hocam şurası 90 ve şunlar birbirine eşit. Aynı şekilde bu yarı çap uzunluğu. Bunlar da çift çizgi çift çizgi olmak zorunda mı? 90-90 olduğu için evet. Şimdi oluşan şeklin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Oluşan yeni şeklin alanı neresi arkadaşlar? Oluşan yeni şeklin alanı işte tam olarak burası arkadaşlar. Yani ben burada ne yapacağım? Ben burada şunu yapacağım. Tüm alandan şuradaki beyaz alanları çıkartacağım. Sağdaki soldaki. E burada dikkat et buna. Hocam şu merkezden çift çizgi kadar uzunluk gittiğim zaman şu uzunlukla şu merkezden çift çizgi kadar uzunluk gittiğim zaman şu uzunluk birbirine eşit. Eşit girişler olduğu için bu ayırdıkları alanlar da birbirine eşit olmak zorunda. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. A, burada da bir yarıçap çizelim. Yarı çap. Hocam burası A iken yarı çap uzunluğu. Hatta A değil. Şurası hocam 3. Burası da 3. Burası kaç? Dikkat et. Burası 6. Açı da lazım. 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3'tür. Hatta burası da 60 derece yaptı. Burası da 60 derece yaptı. Hatta burası da 3 kök 3 oldu. E, o zaman ben bir tane A alanını bulabilirim. Nedir? 120'lik dilimden. Bak şöyle bir şey çıktı. Şöyle bir şey arkadaşım. Şurası 120 derece oldu. Hop şunu çizdik. Burada kalan da A. Şimdi 120'lik dilimden A'yı bulalım. Ya da A'yı bulup öyle mi yapalım? A'yı bulmadan da yapabiliriz aslında ya tüm alandan 2A'yı çıkartacağız. O şekilde de yapabiliriz aslında. Ya da şöyle de yapabiliriz. Hocam burada kalan isteniyor ya. Burada da en etkili silahımızı yarı çap yarı çap çizecek olursak. Hocam burası da 60 burası da 60 oldu aynı mantıktan dolayı. 60 60 sağ bak buraya 60 kaldı. E burası da 60 oldu. Şöyle de diyebilirsin. 2 tane üçgen artı buraya da B alanı B alanı. Yani iki tane üçgenin alanı artı 2 tane B alanı bize alanı verir. Üçgenin alanı nedir arkadaşım? Hocam burası 3 kök 3 burası da 3 kök 3. Tabanımız 6 kök 3 yüksekliğimiz 3. Yani 6 kök 3 çarpı yüksekliğimiz 3 bölü 2'den 2 tane vardı. Artı 2 tane de B alanı. B alanı da 60'lık alan değil mi? Evet. Pi R kare 60 bölü 360'a eşittir. Şu sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin. Burası 12 pi yaptı. Burası da 18 kök 3 yaptı. 18 kök 3 artı 12 pi cevap yapacaktır arkadaşlar. Yani 12 pi artı 18 kök 3 E şıkkında var. Cevap E oldu. Geldik 6'ya. Evet en sevdiğim şey. Ne yapıyoruz? Şimdi yarım daireler hep böyle olduğu zaman ben şunu yaparım arkadaşlar. Böyle benzerlik oranı bulup benzerlik oranın karesinden giderim. Benzerlik oranı yarıçaplar çaplar oranıdır ya da çaplar oranıdır. Bak şuraya a a a a diyecek olursan. Şu mavideki mavidekiyle ile şu büyük kırmızıdaki benzerlik oranı 1 bölü 3 değil mi? 1 bölü 3 şu büyük, daha büyük kırmızıdaki yarı çapı 4A. E, daha büyük, en büyükteki de 5. E, o zaman buradaki benzerlik oranının karesi ne yapıyor o zaman? 1 bölü, 9 bölü, 16 bölü, 25 yapacaktır. Benzerlik oranı karesi alanlar or oranına eşit. A. Şuradakinin tamamı 9A yapacak. 9A ise buraya 8A kaldı. Buradakinin tamamı kaç yapacak? 16A yapacak. Şu büyüğün tamamı da 25A yapacak. Yani buraya da ne kaldı? 9A kaldı. Mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Kırmızı boyalı bölgenin alanı 12 pi verilmiş. Yani 24 a'yı 12 pi olarak vermişler. A buradan ne geldi? Pi bölü 2 geldi. Evet A buradan pi bölü 2 geldi A alanı. Şunun yarı küçük R yani bir tane A'ya bir R diyecek olursak. Yani pi R kare bölü 2 eşittir pi bölü 2 ise bölü 2'ler pi'ler gitti. R'yi de buradan kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor. Gerçi A'yı bölü 2 bulduk biz ya. Hiç burada R'ye falan girmemize gerek yok ki. Çünkü A'yı bulduk zaten biz. Benzerlik alanı çıkışı boşuna mı yaptık? Niye bir daha R'ye giriyorsun? Kardeşim demiyorsunuz valla. Bizden ne isteniyor? A'yı bölü 2 bulduk. Mavi alan isteniyor. 10 A isteniyor bizden. O da 10 çarpı P bölü 2'den 5 P yapar arkadaşlar. Yani cevap 5 P oldu. Böyle hep böyle yarım dairelerin ya da hep böyle çeyrek dairenin olduğu sorularda benzerlik alan uyguluyorum. Sizleri de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Geldik 7. soruya. Arkadaşım merkez varsa, kiriş varsa çeyrek dik. Hocam oradaki dik tam buraya denk gelir. Çünkü bunlar yarıçap yarıçap ya. Ondan dolayı. Burası ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Peki DC 12 vermiş. Burası 6 6 mı oldu? Evet. Boyalı bölgenin alanı bulurken büyük yarımdan küçük yarımı çıkartacağım. Küçük yarımı bulacağım. Küçük yarımın yarıçapı 6 6 e, en etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Büyüğün yarı çapı da ne oldu? 6 kök oldu. Yani pi 6 kök karesi bölü 2'den pi 6'nın karesi bölü 2 çıkartacağım. 72 bölü 2'den 36 pi eksi 18 pi geldi. Buradan da cevabı 18 pi olarak buluruz. Evet 7. soru elremit oldu. Geldik 8'e. Geometri dersinde yapılan bir etkinlikte aşağıdaki adımlar takip ediliyor. Birinci adım yarı çapı 6 cm ve merkezi O ve çapı da AB olan bir çember çiziniz. Hadi bakalım çemberi çizelim. Şöyle bir çember çizdim. AB çaplı olsun ve burası da O olsun. Yarı çapta 6. Sonra diyor ki ikinci adım çember üzerinde OCB 75 derece olacak şekilde bir C noktası çiz. OCB açısı şöyle ne oldu? 75 derece. Hatta yarı çap 6 ya burası da 75, 75, 75 üzerinden burası 30 derece oldu. Sonra diyor ki daha sonra bu kağıt BC boyunca katlanıyor. BC boyunca katlanınca arkadaşım şuradaki katlama BC boyunca katlandığında bu buraya geldi mi geldi. Hop şöyle bir şey oluştu. Hocam bu alan burası oldu. Yani şuradaki alan A iken buradaki alan da A mı oldu? Evet. Çift katlı olan yer kırmızı kısım mı oldu? Aynen. Tek katlı olan yerde şuradaki kısım oldu. Yani şu kısım. Yani tüm daireden neyi çıkartacağız? İki tane A'yı çıkartacağız. Hadi bakalım. A alanını bulalım. A alanını bulmak için ne yapacağız? Hocam 30'luk dilimden üçgenin alan çıkartacağım. Yazayım şuraya A alanını. 30'luk dilim. Pi R kare 30 bölü 360. 30'luk dilimden üçgenin alanı çıkartacağım. Üçgenin alanı da hocam 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2 ama gerek yok ki. Şuradan bir 90 çizeriz. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3. 6 çarpı 3 bölü 2'ye çıkartırız. Buradan A alanı ne yaptı o zaman? A alanı sıfırlar gitti. 36'lar gitti. 3 pi eksi 9 yaptı. Hadi tek katlı olan kısmı bulalım tüm alandan pi r kareden 2 tane a'yı çıkartalım. 2 tane a dediğimiz 3 pi eksi 9 arkadaşım. Bir de 2 ile çarpacağız. O zaman bu da neye eşit oldu? 36 pi eksi 6 pi artı 9 ile 2'nin çarpımı 18 oldu. Bu da 30 pi artı 18'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap denizli oldu böylelikle. Ve 15, 16. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 17. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.